Yeryüzü güzel ve oldukça sakin bir yerdir. Değişen şeyler olur. Fakat bunlar da çok yavaş değişir. İnsanlar kendi felaketlerini yaratmaya varan bir tekneye ulaşmışlardır. 100 yıl içinde olması düşünülmeyecek bir felaket, 100 milyon yıl içinde gerçekleşebilir. Yerküre geçtiğimiz yüzyılda bile kötü, doğal olaylarla karşılaşmıştır. Haziran 1908 tarihinde sabah erken saatlerde Orta Sibirya semalarında düşmekte olan kocaman bir alev yumağı görüldü. Yer ile temas ettiği yerde gürültülü bir patlama oldu. 2000 kilometrelik bir ormanlık bölge yerle bir olmuştu. Yerkürenin çevresini iki kez dolaşan atmosferik bir şok yarattı. Atmosfere öylesine incecik toz yayıldı ki olay yerinden 10.000 kilometre uzaktaki Londra'da sokaklara düşen ışık parçacıkları altında gazete okunabiliyordu. Rusya'daki Çarlık hükümet, Sibirya'nın az gelişmiş Tunguska bölgesindeki önemsiz gördükleri bu olayla ilgilenmemişlerdi. Geçen 10 yıl içinde Sovyet devrimi gerçekleşmiş ve olay yerine inceleme için bir heyet gönderilmişti. Orada yaşayan insanlarla yaptıkları konuşmalara ait izlenimler şöyleydi. Olayı yaşamış birisi yaşananları şöyle anlattı. Sabahın erken saatlerinde herkes çadırda uyurken birden içindeki insanlarla birlikte çadır havaya uçtu. Tekrar yeryüzüne düştüklerinde aile bireylerinin tümü ufak tefek yara haberi almıştı. Bir başka tanık, gürültü atları öyle korkuttu ki bazı atlar panik içinde koşmaya başladılar. Sabanları ayrı ayrı yönlere sürüklüyorlardı. Atlardan bazıları da yere yıkılmıştı. Diğer bir tanık ise, sağ yanımda büyük bir gürültü koptu. Birden geriye baktım ve gökte alevler içinde uçan uzunca bir cisim gördüm. Bu cismin ön bölümü kuyruk bölümünden daha genişti. Rengi de gündüzleri yakılan ateş rengindeydi. Bu olay Tunguska olayı olarak bilinmektedir. Bazı bilim adamları bu olaya madde ve antimaddenin çarpışması dedi. Bazıları ise küçük bir kara deliğin Sibirya'nın doğusundan geçip gittiğini savundular. Ancak hiçbir kanıt yoktu. Bu olayların nedenine uygun düşebilecek tek bir açıklama olabilir. 1908 yılında kuyruklu yıldızdan gelen bir parça yeryüzüne çarpmıştır. Tunguska olayı bir kuyruklu yıldızın yaklaşık 100 metre çapındaki buzdan bir parçasının dünyaya düşmesi olabilir. Futbol sahası uzunluğunda ve 1 milyon ton ağırlığındaki bu cisim saniyede 30 kilometre, saatte de 100 bin kilometreyi aşan bir hızla yol almaktadır. Bir kuyruklu yıldızın yapısında çoğunluk olarak buz vardır. Sudan oluşmuş buz, bir parça metanlı buz ve biraz da amonyaklı buz. Yeryüzü atmosferine çarpınca küçücük bir kuyruklu yıldız parçası büyük bir alev yumağı ve büyük bir patlama dalgası oluşturur. Sovyet bilgini Emran Sobotovich, Tunguska bölgesine yayılmış çok sayıda küçük elmas parçaları saptamıştır. Bu tür elmasın meteoritlerin atmosfere çarpmasından arta kalan parçalar olduğu bilinmektedir. Havanın açık olduğu çoğu gece başınızı kaldırıp gözlersiniz. Kısa bir süre parlayan bir meteor görürsünüz. Bu meteorlar elma çekirdeğinden daha küçük tanelerden oluşur. Bunlar yıldız değil meteorlardır. Yerkürenin atmosferine girerlerken bir an için parlarlar. Yaklaşık 100 kilometre yüksekte sürtüşmeden ötürü ısınıp yok olurlar. İnsanlar bu olaya genelde yıldız kayması derler. Kuyruklu yıldızlar hep korku ve batıl inanç nedeni olmuşlardır. Kuyruklu yıldızların felaket habercisi, Tanrı'nın gazap belirtisi olduğu düşünülmüştür. Kralların tahttan devredişini, hatta varislerin ölümünü haber verdiği fikri yerleşmiştir. Babiller kuyruklu yıldızların cennet kuşları olduğunu sanmışlardır. Yunanlılar uçan saçlar, Araplar ise alev çıkaran kılıçları olarak görmüşlerdir. Er ya da geç kuyruklu yıldızlar gezegenlerle çarpışacaklardır. Tunguska'daki gibi küçük bir kuyruklu yıldız parçasının yerküreyle çarpışması yaklaşık 1000 yılda bir olur. Fakat Halley kuyruklu yıldızı gibi baş tarafındaki parlaklık, çapı 20 kilometreyi bulan büyük bir kuyruklu yıldızla çarpışma 1 milyar yılda bir olabilir. İnsanlar iklimi karşıt yönde bozma çabası göstermektedir. Kes ve yak tarımıyla sanayi uğruna ormanların yok edilmesi gün geçtikçe hızlanmaktadır.
toprağın kullanımındaki değişiklikler yüzünden gezegenimizin ısısını düşürmekteyiz. Bu da kaçak albedo olgusuna yol açabilir. Albedo, bir gezegene gelip çarpan güneş ışığının uzaya geri dönen bölümünün ölçüsüdür. Yerküremizin albedosu %30 ile 35'tir. Güneş ışığının geri kalan bölümünü toprak emer ve yerküremizin ortalama düzey ısısını belirleyen bu orandır. Yani doğayı doğanın istemediği bir şekilde kullanmaya devam edersek ileride daha soğuk bir dünya bizi beklemektedir. Birkaç milyon yıl önce yeryüzündeki ilk insanlar belirdiğinde yerküremiz orta yaşa ulaşmış bir dünyaydı. Şimdi insanlar dünyanın sonunu etkileyecek bir davranış gösteriyorlar. Hem de kendi ürettiği teknolojiyle. Yerküremiz küçücük ve dikkat kırılacak eşya türünden bir şeydir. Özen gösterilmek ister.